Rapor çıktı mı? Kan Kavita'nın mıymış? Söyleyin efendim. Kan izi Kavita'ya mı aitmiş? Kan izi ne Kavita'ya ait ne de Urvashi'ye. Üçüncü bir kişiye ait, Shi'ye ait. Gerçekten üzgünüm Svara. Çünkü hiçbirimiz kanın üçüncü bir kişiye ait olabileceğini bilmiyorduk. Merak etme Svara. Bir şekilde... Sanskar, Kavita neden seni arıyor? Seni daha önce de aramıştı. Sen onu boş ver Svara. Sen bunu kafana takma Svara. Bize güven yeter. Görürsün, her şey düzelecek. İkimiz seni bir şekilde buradan çıkaracağız. Ben de gideyim. Komiser Nadal'la konuşup kanın kime ait olduğu konusunu netleştirmeye çalışacağım. Sözde bugün her şey düzelecekti Ragini. Sadece düğünümüz için hazırlanacaktık. Aynı zamanda evlenecektik seninle. Saat 2'de seni buradan götürecekler. Görürsün. 2'den önce buraya geleceğim. Ve gelinimi buradan götüreceğim. Cesaretini yitirme. Güven bana Svara. Ne? Demek Kavita ile evleneceksin. Anne, baba lütfen bana güven. Bunu Svara için yapıyorum. Sanskar, sen onu nasıl böyle kandırabilirsin? Biz sana güvenmiştik. Torunumuz bu kadar acı içindeyken sen onu bırakıp başkasıyla mı evleniyorsun? Ve bizden sana güvenmemizi mi istiyorsun? Babaanne lütfen, Sanskar'ın yüzüne baksana. Bu karardan memnun olduğunu mu sanıyorsun? Ona bakıp söylesene bana. Sizce Sanskar Svara'yı hiç aldatabilir mi? Bunları sadece... Sanskar söyle bana, bir anda neden böyle bir karar verdin? Evet abi, sen düğün hazırlıkları yapınca ben de Svara yengenin bugün eve döneceğini sandım. Hiç anlayamıyorum. Bu ailenin, oğullarının bu aileyle derdi ne? Sürekli gelin değiştiriyorlar.
Önce Lakşar Ragini ile evlenmek istedi. Sonra Svara'dan hoşlandı. Sonra düğün günü Ragini ile evlendi. Ya şimdi Sanskar önce Kavita ile kaçtı. Sonra Svara ile evlenmek istediğini söyledi. Sonra Svara'dan boşandı. Sonra yine Svara ile evlenmek istedi. Bu evliliği kabul ettik. Şimdi Kavita ile evlenmek istediğini söylüyor. Düğünün oyun olduğunu mu sanıyorsun sen? Dalga mı geçiyorsunuz siz bizimle? Ragini, sen de sıra nikaha gelince fikrini lütfen değiştirme. İnsanların yüzüne nasıl bakacağız biz? Yenge, lütfen sakin ol. Her şey düzelecek. Öyle mi? Nasıl düzelecek? Baksanıza oğlum delirmiş durumda. Bu yaptıklarımın bir sebebi var. Ama şu anda size açıklamasını yapamam. Sadece bana güvenmenizi istiyorum. İnanın bana. Bunu sadece ve sadece Svara için yapıyorum. Sanskar, bir sorun mu var? Şu anda size bir şey anlatamam. Sanskar, bunu nasıl kabul edebiliriz? Daha önce Lakşa da böyle bir karar vermişti. Çok acı çekti. Sonra verdiği kararın doğru olduğunu anladı. Ama her seferinde böyle olmamalı. Peki Sanskar, ben sana güveniyorum. Eğer bu kararı verdiysen bir bildiğin olmalı. Eğer Svara'yı kurtarmanın tek yolu buysa, o zaman hepimiz arkandayız. Hepimiz ona destek olacağız. Ben de arkandayım. Umarım bu yaptığın şey herkesin iyiliği içindir. Kızım eve geri dönecek mi? Svara'ya hiçbir şey olmayacak. Hepinize söz veriyorum. Svara çok yakında geri dönecek. Git Sanskar. Git hazırlan sen. Ragini, sen de. Şimdi Kavita'nın neden böyle neşeli olduğunu anladım. Dünden beri hazırlık üstüne hazırlık yapıyordu. Ne yapacağını hatırlıyor musun? Evet Sanskar. Karar verdiğimiz şeyi yapacağım. Saat kaç? Saat 10. Sadece 4 saatimiz var. Ve bu tek şansımız. Kaybedemeyiz Ragini.